Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 31 Temmuz Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Kamuoyunun ve muhalefetin katliam yasası diyerek günlerdir tepki gösterdiği sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısı mecliste kabul edildi. Yasa teklifi 224 hayır oyuna karşı 275 kabul oyuyla geçti. CHP'li Burhanettin Bulut, partisinden 123 milletvekilinin ret oyu verdiğini söyledi. Kalan 4 milletvekilinin 3'ünün hasta, 1'inin de yurt dışında olduğu belirtildi. CHP lideri Özgür Özel ise yasanın getirdiği hükümlerin açıkça anayasaya aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıkladı. Özgür Özel şunları söyledi. CHP'li belediyeler bu kanunun sen bu işi çözemezsin gel katliam yap çağrısına direnecekler. Bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız. Yasa teklifinin mecliste kabul edilmesinden sonra AK Partili vekiller hatıra fotoğrafı çektirdi. Mecliste 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi. Ankara kulisleri partiler arası transfer iddialarıyla hayli hareketli. Merkez sağa yakın parti ve vekillerin mecliste yeni bir grup kurması tartışılıyor. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre bu hamlenin arkasında Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve Salih Uzun var. İlk hedef grup kurulmasına yetecek olan 20 milletvekilini bir araya getirmek. Hali hazırda 20 kişilik bir listenin hazır olduğu da öne sürülüyor. Bu arada Gelecek ve Saadet Partili vekillerin oluşturduğu Saadet grubunun dağılmasının da an meselesi olduğu konuşuluyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun aktardığı kulislere göre ise Gelecek ve İyi Parti'den bazı isimler AK Parti'ye geçme niyetinde. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleyip sık dokuyalım dediği için transferlerin bekletildiği öne sürülüyor. Son günlerde çeşitli illerde halaylarda örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla çok sayıda kişi tutuklandı. Son olarak Hakkari'de 4 kişi daha tutuklandı. Van'da yapılan ev baskınlarında ise DEM Parti İl Eş Başkanları V.S. Dilekçi ile Gülşen Kurt gözaltına alındı. Tutuklama ve gözaltılara tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu haksız ve hukuksuz girişimler derhal son bulmalıdır," dedi. Kayseri'de 15 katlı bir binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki inşaat işçisi Samet Ceyran hastanede hayatını kaybetti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus projeksiyonları araştırmasının sonuçları açıklandı. TÜİK nüfusla ilgili 3 senaryo üretti. Nüfusun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi bekleniyor. Nüfusun 2000'de 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2075 yılında her 10 kişiden 3'ünün de yaşlı olması bekleniyor. Yaz sıcaklarıyla kavrulan Şanlıurfa'da 18 Temmuz'da tüm yüzme alanlarına yasak getirilmişti. Valilik yasak kararına uymayıp su kanalı, baraj, gölet gibi tehlikeli alanlara girerek yüzen 34 kişiye yaklaşık 70 bin lira ceza kesti. Ticaret Bakanlığı sosyal medya fenomeni Şema Subaşı'ya Instagram hesabında gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin lira para cezası verdi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. TÜRK İŞ'e göre Temmuz ayı açlık sınırı 19.234 lira olurken yoksulluk sınırı ise 62.652 lira olarak hesaplandı. Hali hazırda Türkiye'de asgari ücret 17.002 lira. En düşük emekli aile ise son düzenlemeyle 10.000 liradan 12.500 liraya çıkarılacak. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks Temmuz ayında %1,5 azalarak 94.4 oldu. Tüketici güven endeksi de %3.1 oranında azalarak 75.9 puanla aldı. Güven endeksi 0 ila 200 aralığında değer alabiliyor. Yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise kötümserliği gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın 6 Şubat depremleri nedeniyle verilecek 600 milyon liralık krediyi onayladığını belirtti. 2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı 3.7 milyar dolara yaklaştı.
Amerika merkezli Wells Fargo'nun yıl sonu enflasyon beklentisi tartışma yarattı. Dev finans kuruluşuna göre Türkiye'de yıl sonu enflasyonu %55 ile 60 bandında olacak. Dünyadaki merkez bankalarının altına yönelik talebi devam ediyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının net altın alımları yılın ilk 6 ayında 483 tonla rekor kırdı. Toplam talep ise 1258 tona yaklaştı. Son verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın rezervi 59 milyar dolar seviyesinde. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Refah kentinin belediye başkanı, İsrail ordusunun kara saldırıları nedeniyle kentin afet bölgesi haline geldiğini ve su kaynaklarının %40'ını kaybettiklerini belirtti. İsrail'in güneyinde bulunan askeri üste bir Filistinli'ye cinsel istismar ve işkencede bulundukları suçlamasıyla 9 asker gözaltına alındı. Aşırı sağcı bir grup ise askeri mahkemeye baskın düzenledi. ABD, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi Fonu'ndan ve Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya yaklaşık 1.7 milyar dolarlık yeni bir güvenlik yardımı paketini açıkladı. Polonya, soykırım sözleşmesinin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmak için başvurdu. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da resmi sonuçlara göre devlet başkanlığı seçimini mevcut başkan Nicolas Maduro kazandı. Ancak muhalefet sonuçlara itiraz etti. Binlerce kişi sokağa çıkarak seçim sonuçlarını protesto etti. Çıkan olaylarda en az bir kişi hayatını kaybetti. Venezuela hükümeti seçime ilişkin açıklamaları nedeniyle 7 Latin Amerika ülkesinden diplomatik personelini derhal çekmesini istedi. Bu arada Amerikalı milyarder Elon Musk da seçimlere hile karıştırıldığını öne sürdü. Maduro ise bu açıklamaya tepki göstererek "Kavga mı istiyorsun? Kavga edelim o zaman." dedi. İngiltere'nin kuzeybatısındaki bir kasabada çocuklar için düzenlenen Taylor Swift temalı dans etkinliğine bıçaklı saldırı düzenlendi. İki çocuk hayatını kaybetti. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, kara ve deniz sınırında göçmenlere yönelik kötü muamele ve istismar gibi insan hakları ihlallerinin etkili şekilde soruşturulmadığını bildirdi. Avustralya Dışişleri Bakanı, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki güvenlik paktının istikrar bozucu ve dünya için riskli olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye ziyarette bulunmuş, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınlarında 370 bin dönümden fazla ormanlık alan kül oldu. Binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Yangın, Kaliforniya eyaletindeki en büyük 6. yangın olarak kayıtlara geçti. Avrupa Adalet Divanı, İspanya'nın kuzeyindeki bölgelerde ulusal düzeyde korunan kurtların avlanmasına izin verilmeyeceğine hükmetti. İspanya'da sağ tandanslı partiler ise kurtların avlanmalarına izin verilmesini istiyor. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında organize edilen Nevşehir Kültür Yolu Festivali hafta sonu başlayacak. Kapadokya'nın farklı noktalarında festival kapsamında konser, sergi, atölye çalışmaları düzenlenecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Arşiv Dairesi Başkanlığı çalışmasıyla Osmanlı Devleti'nden bugüne ulaşan yaklaşık 11 milyon belgenin 121'inde restorasyon tamamlandı. Bültenimizde son olarak olimpiyatlardaki gelişmeleri aktaralım. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık milli takımı 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı. Olimpiyatlarda filenin sultanlarının perşembe günü karşılaşacağı Dominik Cumhuriyeti'nde doping şoku yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nin milli takımının orta oyuncusunun doping testi pozitif çıktı, oyuncu oyunlardan diskalifiye edildi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga, Türkiye'nin önemli konularını yazı dizileriyle gündeme getirmeye devam ediyor. Gazeteci Filiz Gazi de 5 gün süren yazı dizisinde Türkiye'nin kara para dosyasını açtı.
Filiz Gazi'nin araştırma dosyasının detaylarını anlattığı podcast'imizi kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.